İkinci aşama yapım aşamasıdır. Burada yönetmen etkin rol oynar ve set içerisindeki tüm yaratıcılıklardan ve senaryoya bağlılığından o sorumludur. Çekimler stüdyo ve dış mekan olarak ikiye ayrılır. Stüdyo çekimleri yeşil veya mavi perdede çekilirken dış çekimler sahneye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca her kayıttan sonra çekimlerde hata olmaması için kontrol edilir. Kontrol edilmeyen çekimlerde hata olması durumunda sahnenin tekrar tasarlanması maliyetleri artırdığı gibi zaman kaybı da bir hayli artacaktır. Sırf bu tür hatalardan dolayı yarım kalmış filmler bile vardır. Gerçek hayatta olması imkansız gibi görünen şeyler nasıl oluyor da filmlerde sahneleniyor? Birçoğunuz filmlerin kamera arkası görüntülerini izlemişsinizdir. İzlediğiniz sahnelerde yeşil ve mavi perdeler dikkatinizi çekmiştir. Belki de ne işe yaradığını da biliyorsunuzdur. Ancak işin aslı bunlardan ibaret değil. Gerçek hayatta çekilmesi imkansız veya maliyeti karşılanamaz şeyleri çekmek için iki yol vardır. CGI ile sanal ortamda tasarlanabilir ya da minyatür maketlerle desteklenerek çekim gerçekleştirilebilir. Minyatür maketlerde genelde illüzyonist çekimlerle göz yanılmasından yararlanılır. Kestik!